Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Renault Koleos. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili bir bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki ekran kısmını ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan, arkadaşım öyle detaylı göstersin. Center hoparlörlerin ızgara dahil komple yeni bir yapı oluşturuyoruz. Bu birinci konu ve en önemli konu bu. İkinci konu da orijinal CD radyoya dokunmuyoruz. Olduğu gibi yuvada kalıyor. Ya da iki baz versiyonu var. Bose sistemlerde orijinal sistem kalıyor. Bose olmayanlarda da konu manken olarak tutuyoruz ana üniteyi yuvada. Şu anda ana ünite boşta kalıyor. Bir diğer önemli konu direksiyon kumandasının cihaz üzerinde çalıştırılması. Yaklaşık 5-6-7 fonksiyonu tuşun 7'sini de cihaz üzerinde çalıştırmış oluyoruz. Birazdan göstereceğim video içerisinde. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi attığım zaman otomatik kamera devreye giriyor. Bu kamera bizim kullandığımız bir kamera değil. Farklı bir kamera kullanmış daha önceden araçta. O kamerayı kullanıcı istedi aynı yerde kalmasını. Boşa da ileri vitesi aldığın zaman kamera otomatik devreden çıkıyor. Bizim kullandığımız kameralar ise 170 derece açıda kullanılabilir nitelikte kamera kullanıyoruz. Aracımız 2010 model Renault Koleos. Tekrar toparlamak gerekirse 9 inç cihazımızı entegre ettik. Özel bir çerçeve yapısı kullandık. Alttaki ünite olduğu yerinde bıraktık. Bunun araçlardaki versiyon var. Bose Hi-Fi sistemli olanlarda ana ünitenin AUX'una giriyoruz. Bose Hi-Fi olmayanlarda ise ana ünite konu mankeni olarak kalıyor. Direksiyon kumandalarını cihaz önünde çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli bir cihazımız. 9 inç boyutlarında. Şu anda Apple telefonumuz kablosu olarak bağlı. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 9 derece. Öğleden sonradan itibaren... Gibi kullanıcı Apple CarPlay efektif olarak kablosu olarak kullanılabilecek. Android Auto ise kablo olarak kullanabiliyor. Spotify'dan müzik açıyorum. Direksiyon kumandası efektif bir şekilde. Sonrası bir şekilde direksiyon kumandası da çalıştırmış olduk. Cihazımız kullanıcının aracına neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Google Maps ya da farklı uygulamalar kullanılabilir. Radyo kısmı. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth kısmı. Bluetooth mikrofona ilgili kısmı bıraktık. Telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye ulaştırmış olduk. USB'ler üzerinden videolar ya da MP3'ler açılabilir. İlgili kısmı açılabiliyor. Cihaz internet tabanlı olduğu için cihazımızı internet paylaştığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulabilecek birçok uygulama, YouTube ya da benzer uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Aynı zamanda biraz önce gösterdiğim gibi Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kablo olarak çalışıyor. Cihazımızda DSP müzik işleme yeteneğine sahip, böylelikle müzik kalitesini daha farklı düzeylere ulaştırabiliyor. Kullanıcı kulağına dinlemek istediği müzik tarzına göre de değişiklikleri gösterebilir. İstediği değişikliği cihaz üzerinde yapabiliyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. Şöyle cihazın ayarlar kısmına giriyorum. Android sistem bilgileri. Android 10 işletim sistemi var. AC8257 işlemci kullanıyor. 8 çekirdek, 4 GB RAM, 64'te dahili hafızaya sahip cihazımız. 24600'de IPS ekranı kullanıyor sistemde. Cihazımız 2010 model Renault Koleos 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegrasyonu yapmış olduk.